Vites, sen ne dediğinin farkında mısın? Yani ben bu şirkette etkisiz eleman mıyım? Olmasam da olur mu yani? Mirza Bey size söyledi sanıyordum efendim ben. Hiçbir şey söylemedim. Abim benim arkamdan iş çevirdi. Babaannem için ve torunları için de kimin daha değerli olduğunu görmüş oldum. Ya bunu benim dışında nasıl tutarlar ya? Fırat Bey, isterseniz bunu bir ailenizle konuşun. Ya ne ailesiz biz? Beni yok sayar ailem mi? Kenara atar ailem mi? Fırat Bey, üzgünüm. Sen nasıl benim karımın arazisini satmasını istersin? Nasıl karımdan benden gizli iş yapmasını istersin? Ben senin kardeşine yardım etmedim mi? Bu son damlaydı. Sen benim karımı nasıl kullanırsın ya? Ya Mirza abi, ne olur bir dinle. Gülsüm, sen ne yaptın evladım? Babaanne, ben gerçekten özür dilerim. Gülsüm, bana cevap ver. Kızacağımı bile bile neden karımı kullanıp arsasını satmasını istedin? Parasını aldın. Neden? Mirza abi bak, ben... Gülsüm, neden? Neden dedim sana? Gülsüm, ben sabah sana ne dedim? Hı? Kardeşine hiçbir şey yapmayacaksın. Bu sefer para göndermeyeceksin demedim mi evladım? Ya lütfen bir dinleyin. Kardeşim çok zor durumdaydı, öyle bilirdi. Leyla, niye söyledin? Tabii ki bana söyleyecek. Leyla benim karım. Geç bile kalmış. En başında söyleyecekti. Ama seni korumak için... benimle arasının bozulmasını göze aldı. Sana söyleme demedim mi? Ben sana güvendim. Sana söyleme dedim. Zamanı geldiğinde her şeyi söyleyecektim. Neyi söyleyecektim? Niye? Abi! Karımdan uzak dur. Sen ne söylüyorsun? Karının yaptıklarından haberin var mı senin? Ne yaparsa yapsın karımla bu şekilde konuşamaz. Karın, Leyla'nın arsasının yarısını satmış. Kardeşi için. Yaptığımız bütün yatırımlar boşa çıktı. Bundan haberin var mı? Umurumda değil. Gül niye böyle yaptı biliyor musun? Çünkü senin hışmından korktu. Çünkü sen onu korkuttun, sindirdin. Hepimize yaptığın gibi. Senden izin almadan adım atamaz hale geldik. Senin hışmından korktuğumuz için yaşayamaz hale geldik. Oğlum! Abinle doğru konuş. Yeter artık babaanne. Sürekli abimi savunup beni içe saymandan bıktım. Fırat! Kendine gel. Ben gayet kendimdeyim abi. Hatta o kadar eminim ki bugün bir aydınlanma yaşadım. Şirkette hiçbir söz hakkım olmadığını öğrendim. Babaannemle bir olup kendi başınıza kararlar almışsınız. Bütün yetki senin üzerine geçmiş. Evet doğru. Aldığım bütün kararlar sizi düşünerek alıyorum ben. Madem öyle, madem bizim iyiliğimizi düşündün, bu yetki devrini benden neden sakladın? Abi benim arkamdan neden gizli iş çevirdin? Oğlum ben senden bir şey saklamadım. Bu kadar takacağını bilmiyordum. Çünkü sen hep kendini düşündün. Çünkü sen hep doğrusunu bilirsin. Çünkü sen daha önemlisin. Biz de senin emrindeki askerleriniz. Gel dersen geliriz, git dersen gideriz. Ya ben kendimi geçtim, karım bile senden Azrail gibi korkuyor. Bu nasıl bir şey ya? Fırat, o korku değil, saygı. Baban öldüğünden beri, gencecik yaşından itibaren bu çocuk sizin iyiliğiniz için çalışıyor. Kendi bencil dünyasında öyle. O yüzden bizi kukla gibi oynatıyor. Oğlum sen ne dolmuşsun ya? Evet, doldum. Ve bu yaptığınla bardağı taşıran son damla oldu. Yeter artık, yeter. Ben Mirza Bey'in krallığında bir piyon olmaktan bıktım. Bundan sonra öyle yağma yok abi. Oğlum bak, laflarına dikkat et. Emredersin komutanım. Bak, kendimi zor tutuyorum. İşte ben de bunun olmasından korkuyordum. Ben... Gül, bu olayda suçlu sensin. Leyla'nın hiçbir suçu yok. Allah benim belamı versin ya. Ya ben sadece kardeşimi korumak için, yemin ederim Mirza abi, bak dinle. Gül! Yeter artık, özür falan dilemeyeceksin. Senin hiçbir suçun yok. Sen abimden korktuğun için kardeşinle olanları benden bile sakladın. Hepsi abinin öfkesi ve kibri yüzünden oldu. Fırat,
Beni zorluyorsun. Zorlarsan ne olacak abi ha? Beni mi döveceksin? Hadi vur, vur, vursana. Belki rahatlarsın. Yeter! Yeter artık be! Yeter! Bu evde böyle kavga edemezsiniz. Evin ne beti kalır, ne bereketi. Ama belli ki hiçbirinizin umrunda değil. Burası sadece bir ev değil. Burası sadece bir bina da değil. Burası sizin yuvanız. Bir yerin yuva olması için içinde aile olması lazım. Aile. Birbiriyle böyle konuşanlardan da aile olmaz. Aile bu mu babaanne? Bir torununu kenara itip bir torununu göklere çıkartarak. Fırat! Sus. Dönülmez yoldasın. Sus. Oğlum, ben sana sormadan ne zaman bir karar aldım lan? Hı? Bu sadece bir formülite. İşler hızlı gitsin diye. Her şeyi sen mahvettin. Niye söyledin ha? Niye? Evimizi dağıttın, yuvamızı yıktın. Gül. Yeter. Leyla'nın bir suçu yok. Gül'le ben suçluyuz öyle mi? Senin de karının da bir suçu yok. Abi sen kendinden başkasını düşünmeyen, sevmeyen bir adamsın. Karını bile. Fırat! Hadi vur, vursana. Yapmadığın bir tek oku almıştı zaten. Fırat bak. Sus kardeşim. Sus. Yalanların ortaya çıkacak diye bana bir şey söylemedin değil mi? Fırat. Bu adam seninle neden evlendi biliyor musun? Fırat! Sus. Kurban olayım sus. Babaannem istedi. Ben düğün dernek istemem. Hepsi koca bir yalan. Fırat yeter oğlum bak sus. Yetmez. Leyla da görsün gerçek yüzünü. Oğlum ne yapıyorsun sen? Sen hepimizi yıkıp geçiyorsun ya şimdi sıra bende. Leyla al. Tarihe bak lütfen evlendiğiniz gün. 17. maddeye bak. Yüksek sesle oku da hepimiz duyalım. Hisselerimin devri karşılığında torunum Mirza Ateşoğlu'nun Leyla Yılmaz'la 2 yıl boyunca evli kalması gerekmektedir. Babaanne, bu muydu Mirza ile aramızdaki bağ? Leyla, ben... Tabii ki benimle anlaşma yüzünden evlenecektim Mirza. Bana aşık olacak değildin ya.